Sosyal medya platformu Instagram'da zaman zaman bazı paylaşımlar öne çıkıyor. Son günlerde de Save a Dog, yani bir köpeği kurtar paylaşımlarını, bağış kampanyalarını herkesin hikayesinde, gönderisinde görebiliyoruz. Peki bir köpeği kurtar bağış kampanyası nedir? Gördüm ama çok fazla bir bilgim yok hani ne olduğuna dair. Çin'de köpek eti yemek yıllardır süren bir gelenek. 2009 yılından itibaren de bu gelenek Yulin Köpek Eti Yeme Festivali adı altında düzenleniyor. Bir köpeği kurtar kampanyası da köpekleri festivalden kurtarmayı amaçlıyor. Tabii ki doğru buluyoruz ve Çin'de yapılan bu hayvanları yeme konusunda hepimizin bir karşı bir şeyimiz olduğunu biliyoruz. Hani tepkimiz var. Tabii ki destek çıkılmasına katkıda bulunmak da isteriz yani açıkçası. Dışarıda çok insan görüyoruz yani köpekleri işkence yapanları, öldürenleri, öyle acımasız vuranlar da hani öyle bir şey varsa çok iyi olur yani. Çünkü onlar da bir can ve Allah'ın yani bunun diğer dünyada hesabını da vereceğiz yani. Dediğiniz gibi ise iyi bir şeydir sonuçta. O kadar köpeğin kurtulmasına sebep oluyor. Bu kampanyayı hikayenizde paylaştığınızda 1 sent bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Ancak bu yöntem Türkiye için geçerli değil. Uluslararası bir platformun yürüttüğü bu bağış kampanyasına destekler çığ gibi büyüdü. Herkes hikayesinde yer verdi. Çünkü binlerce köpeğin bu bağışlarla hayatının kurtarılacağı söylenmişti. Ancak bu tür kampanyalara destek vermeden önce güvenilir olup olmadığını sorgulamakta yarar var. Çünkü bu paylaşımlarla bağışta bulunulmuş olunmuyor. Kampanyayı düzenleyen platformun bağlantısı paylaşılıyor. Bu sayede etkileşim artırılıyor. Bağış kampanyasında bizim ülkemizden bağış yapılamıyor. Kısıtlı çünkü. Bilemiyorum yani. Kim yaptı, kimin tarafından nasıl yapıldığı önemli. Bilmeden bir yere bağış yapmak ya da yardımda bulunmak doğru değil diye düşünüyorum ben.